Güneş yakıyor, sıcaklar bunaltıyor. Vatandaşsa güneşin zararlı ışınlarından korunmanın yollarını arıyor. Yaz aylarının kavurucu sıcakları güneşten koruyucu kremlerin kullanımını artırdı. Güneş kremi sonuçta bir kimyasal ürün. İçeriği tabii ki test edilmiş, koruyucu özellikleri ön planda olan, zarar vermediği düşünülen ürünler ama neticede kimyasal üründür. Ama olmazsa olmaz kullanım alanları vardır. Güneşin tetiklediği deri rahatsızlıkları, alerjik durumlar gibi. Bir de göreceli kullanım alanları vardır. İşte deri yaşlanmasını frenlemek en başta. Yani deri yaşlanmasını frenlemek amacıyla çok gündemde olan yıl boyunca 7-24 kullanım önerileri olmakla birlikte biraz belki benim görüşüm bunları frenleyebilmek, rutine koymamak ama tabii ki güneş yanığına sebep olabilecek kadar uzun süreler açık alanlarda güneş altında kalmakta olmak zorunda olan kişilerde tabii cildin şeyini, DNA yapısını koruyabilmek amacıyla kullanımı önerilir. Her yaş grubunun kullandığı ve güneşin zararlı ışınlarından korunmak için tercih edilen bu kremlerin kullanımına dair dermatologlar bilgi verdi. Sürdüğümüz zaman şimdi güneş koruyucuları değişik güçlerde. Genellikle biz en güçlü olanlardan SPF 50-50 faktörleri öneriyoruz. Güneş veya ultraviyole maruziyetinden 15-20 dakika önce cilde güzelce yedirilerek sürülür. Koruyucu etki, 50 koruma etkisi bir 3-4 saat sürer, sonra yavaş yavaş zayıflamaya başlar. Maksimum koruma gerektiren durumlarda böyle 3-4 saatte bir tazelemek gerekir. Ama daha böyle göreceli sebeplerden dolayı kullanımlarda bu 3-4 saat sonra koruyucu etki 50'den 30'a düşer. Yineleyebilirsiniz, yinelemeyebilirsiniz. Ama ıslanmakla, işte havluyla silmekle falan çıkanlarda tazelemek gerekir tabii. Cilt hastalığı ve hassasiyeti olanlarınsa sıkça tazelemesi gerekiyor. Deri kanserine yatkın cilt, açık tenli cilt veya deri ultraviyole ile tetiklenen deri hastalığı olanlarda sıkı takip gerekir, sık tazelemek gerekir. Hassas ciltliler tabii mümkün mertebe kimyasalı, sonuçta hepsi kimyasal ürün ama kimyasalı az daha fiziksel filtrelerin yoğunluklu olduğu türlerini seçebilirler ki bunlar da genellikle çocuklar için üretilen grupta yer alır. Parfümsüz, kokusuz, fiziksel filtreli olanları tercih edebilirler. Uzmanlar aynı zamanda içeriği temiz ve en az kimyasal barındıran ürünlerin tercih edilmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.